merhabalar. Sosyal medya gündemiyle bu haftada karşınızdayız. Sihay Türk YouTube kanalımızdan bizi izleyebilirsiniz. Başlar başlamaz hatırlatmak istedim. Tabii ki ben yalnız değilim. Ben Duygu Kurtes ve ben, de, ben Yalçın Alaca. <laughs> Bugün de sizlerleyiz. Keyifli, güzel bir program bizi bekliyor gibi geliyor bana. Bekliyor çünkü konular da çok güzel, başlıklar da çok güzel. Konuşacağımız e, hani biz daha çok biraz daha böyle gülümsetiyoruz, eğlendiriyoruz mutlu oldurmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Çünkü gündem o kadar çok dolu ki ve çok fazla canımızı, sıkıntılı haberler var çünkü. sıkan çok fazla şey evet. var. O yüzden de biz de biraz böyle değişiklik olsun. Biraz da gülümseyelim. Gündemdeki bizi gülümseten şeylere bir bakalım istiyoruz. Önemli çünkü gülümsetmek bence daha zor biliyor musun? Evet. Hani ağlatırsın orada iki kelime bir şey söylersin. Böyle duygusal insan ağlar ama güldürmek çok zordur. Ne İnşallah başarabiliriz. İnşallah tebessüm bile ettirsek bizim için büyük başarı olacak sevgili Duygu. Bu arada programa başlar başlamaz WhatsApp hattımızdan bahsetmek istiyorum. 0530 666 4 777 Sierra Türk WhatsApp hattımız bize her türlü paylaşmak istediğiniz mesajı gönderebilirsiniz. Göndersinler biz okuyoruz çünkü stüdyodan gönderirken de isminizi ve şehrinizi mutlaka yazın ki Hani bizler de sizleri tanıyalım. Geçen hafta da söylemiştik ben de genelde yayınlarımda da söylüyorum mutlaka. Hani sizler bizi bir nebze tanıyorsunuz bir şekilde ama biz de sizleri tanımak Aynen. istiyoruz. İsim ve şehrinizi mutlaka yazın 0530-666-4777. Bazen diyorlar ki Yalçın niye böyle okuyorsun ki diyorlar yani numarayı falan. Böyle daha havalı oluyor. Tabii lütfen. <laughs> Şimdi böyle çift taneli çift taneli evet, söyleseydik. Böyle daha artistik oluyor. Daha Çok güzel oluyor yani. Konuşacağımız çok şey var. Hadi başlayalım. Ne var? Hadi bakalım. İlk konuşacağımız mevzu bu aralar gündemden hiç düşmeyen Hadise ve Mehmet İnçerler. Ah, ah evet ya düşmüyorlar. Çifti diyeceğim de artık ayrılıyorlar. Artık yani Çifte çift değiller. Iı, ayrı çift diyebiliriz böyle ama e, evet gündemdeler hala. Boşanma tarihleri belli olmuş biliyor muydun? Aa, o tarihi bilmiyordum ama e, yine çünkü Hadise geçen akşamki konserinde sahnede yine ağlamış. İki kere program yaptım. Her ne kadar böyle şen, çapka, güçlü, güçlü gözükse de uyusa ve e, çok sevdiğim bir yönü var. Nereden geldiğini unutmuyorum Yalçın demişti bana evet, programda. Evet ben hadise yok onda çok takdir evet. ediyorum ve çok seviyorum. Evet. Şöyle bir durum var. E, 4 aylık evliler hı hı. öncelikle ve boşanma kararı aldılar. 30 Eylül cuma günü e, Beykoz Adliyesinde boşanacaklarmış. O zaman anlaşmanız zaten. bir tarafı var şöyle anlaşmalı mı anlaşmalı değil mi onu bilmiyorum. E, düğünde takılan takıları hadiseye bırakan Mehmet Dinçerler e, protokol yapılırken tek istediği bir şey varmış. Sence ne istemiş olabilir? Ha, bu çok gündemdeydi zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam biliyorsun. Çok kesinlikle. gündemdeydi. Annemin taktığı set ve yüzü geri versin yeter demiş. Peki hani şöyle Neyi bir yüzükmüş, şey. Ne yüzükmüş ne setmiş arkadaş. Ama şöyle bir şey bak annemin taktığı diyor. Mesela kendisinin taktığı vardır, akrabalarının taktığı vardır, kardeşinin taktığı vardır. Ama demek ki annesinin taktığını acaba böyle aile yadigarı falan aile bir şey Aile yadigarı olabilir. Yadigarı mı dedim bu arada? Yadigarı diyeyim. Yadigarı dedim herhalde. Ben ben, ben mi dedim? <laughs> ben sen dedim, mi <gülüyor> dedin. <gülüyor> <gülüyor> Peki, yani bak bu pazarlık da... sonuç vermemiş. Vermemiş mi? Hayır. Hadisede kalmış Aa, takılar. Öyle mi? Vallahi böyle. Peki şey ne diyorsun? Gerçi yalanlandı ama Mehmet Dinçerler'le Hülya Avşar'ın kızı Zehra. Zehra. Ya şimdi Bayağı bu kadar. ciddi ciddi var böyle şey. uzun uzun bir yazıyla. Bu kadar olay sıcakken kaynıyorken fokur fokur böyle bir şeyin olacağını inanıyor musun sen? İnanabilir misin Duygu sana soruyorum. İnanabilir <laughs> Sana Soruyorum. <Şarkıla. gülüyor> soru arasına cevap ver <laughs> bana. Bilmiyorum yani, ya her şey. Böyle bir, yok böyle bir şey olamaz mümkünatı yok yani. Ya bence de. hani bence Hülya Avşar izin vermez bu işe. Böyle bir durum bile olsa. Zaten diyorum ya ciddi ciddi böyle yalanlandı uzun uzun yazılarla evet. yalanlandı. Ee, olması da hoş olmazdı zaten Bence şu anda de. ben Yok, de. Hiç hoş Bence de. Peki gelelim diğer bir konumuza. Ya çok seviyorum Haluk Levent bahsedeceğiz. <laughs> Gerçekten ne kadar iyi bir yüreği var. Bunu hepimiz çok, öğrendik ee, çok, özellikle çok. son yıllarda. Ee, hani zaten müzikal anlamda çok başarılı şarkılarını çok seviyoruz. Ama bir de iyi kalbini de görmüş olduk. Ee, gerçi son zamanlarda değil bayağı uzun zamandır öyle. Herkesin hayatına bir şekilde dokunuyor güzel dokunuyor, bir şekilde. Evet. Ama çok e, tatlı bir olayı gündemdeydi. Hatta sosyal medyada o yazışmayı hani diyaloğu da <gülüyor> <gülüyor> paylaştı. Söylesen. Ya, Adana valisi Süleyman Elman tarafından İstanbul'daki Adana Lezzet Günlerine davet ediliyor. Ortaköy'de oluyor bu arada. Bu. İstanbul'da Ortaköy'de olacak bir şey. <laughs> Kahvaltıya sen bizim Haluk Levent Adana'ya çağrıldığını düşünerek Adana'ya gidiyor. <laughs> ya Çok tatlı bir adam. Ve gerçekten. O diyalogda e, diyor ki başkanım e, kahvaltı nerede yemek nerede ben Adana'dayım diyor. <laughs> Oradan kopuyor tabii. Evet. E, vallahi Çok öyle. Haluk Levent gerçekten e, yüreğiyle, sanatıyla, ismiyle, yaptığı işiyle gerçekten çok seveceğim ve e, kalplere dokunan çok. bir isim. Hani ikiletmeden Bak, hiç hiç yani, kırmıyor. kırmadan pat Adana'ya gidiyor ama maalesef e, o kahvaltı İstanbul'da, Ortaköy'de gerçekleşiyor. <laughs> olsun canım, sağ olsun be Adana'ya gitti. Abi canım, güzel olmuştur. Sosyal medyada yine çok konuşulan. E, ben de izlediğim zaman gerçekten böyle yüzümde derler yok, kocaman bir gülümseme oluştu diye aynen öyleydi. İçimi ısıttı video. Hangi videodan bahsedeceğimi önce videoyu izleyelim, <laughs> önce sonrasında videoyu izleyelim. konuşalım. Peki. Yemeğini verdim. Suyunu verdim. Hepsini verdim. Git artık ya. Buraya içeri giremezsin. Yasak. Git sonra gene gel. Sonra gene gel. Yarın sabah gel. Böğürüyor geldiği zaman. Hafiften de boynuzuyla böyle e, kapıya tıklatıyor. Mete hoş geldin Mete. Hoş geldin. Aramızda bir bağ oluştu. Sabah akşam artık restorana geliyor. Sabah geliyor kahvaltısını yapıyor. Akşam da eve gitmeden geliyor. Akşam yemeğini yiyor. Onu güzelce misafir ediyoruz. Gönderiyoruz. İşte bu videoydu. Çok tatlı, e, kızıl geyik. Kızıl Ben onu sonradan öğrendim. E, restoranın, mutfağının kapısının önüne geliyor, yemek bekliyor. Manisa'da. Manisa'da gerçekleşiyor bu olay. Ama aralarındaki diyalog çok güzel değil mi? Şimdi git, sonra gelirsin. Bitti daha ne kaldı? kalmadı bir şey diyor. Şimdi bir de Mete koymuş ismini. <laughs> evet, Mete. Ama neden koyduğunu biliyor musun? Hani... Haberlerde hiç Tam geçti mi bir şeylerde? Tam net olmamakla birlikte restoranın adı Mete diyenler var Diğer, ama net hmm, bir bilgi bilmiyorum ben de. Anladım işte aslında var ya böyle e, görüntüler var işte kedi geliyor kasaptan ciğerini alıyor evet, gidiyor evet. hiç kasap böyle dokunmuyor bırak o kısmetini alıp gidiyor diyor şeklinde hayvansever dostların insanların olması da bizi mutlu ediyor. Şimdi düşünsene hani kedi köpeğe alışığız. Abi ama bir kızıl geyik gelse böyle ne yaparız? Yani bu şekilde bir diyalog yapar mıyız? Oradaki beyefendi gibi bilmiyorum yani. Ben kendimi gördüm çünkü beyefendide. Bir, bir irkmez misin böyle? Ha. Ama her gün geliyorsa niye korkayım? Her er gün, gün geliyorsa geliyor. orası başka tabii ki ama yine bu e, video ben size söyleyeyim Duygu. Türkiye'yi tebessüm ettiren Kesinlikle. videolardan biri. O sıkıntılı, o stresli haberlerden biraz daha kenara itip yani tebessüm ettiren videolardan ve haberlerden biri oldu. Çok da güzel oldu Şey yalnız. çok tatlı değil mi? Git orada kenarda dolaş, ormana git. Arkadaşların nerede senin? <gülüyor> <gülüyor> Diyor. Çok komik ve çok tatlıydı. Çok iyi, çok iyi gerçekten. Ee, bu diyaloglar tabii ki devam etsin. Hayvan severler olsun, niye olmasın evet yani. Keşke yani böyle gülümsüyoruz işte. İçimiz bir ısınıyor yani. Vallahi billahi ya. Gelelim diğer konumuza. Diğer konumuz? Simit. Simit konusu değil mi? Şimdi simit seviyor musun bu arada? Aa bayılırım. Bak, sokak anne, simitine bayılırım. Bak, ama. Annemin bir sözü var. Zengin de olsan, fakir de olsan simide hayır diyemez. Diyemezsin. Ya böyle bir şey var Gerçekten yani. Gerçekten denilmiyor. Hani milyarlık insan dahi olsan, holdingleriniz de olsa şuradan bir simit alıp yiyeyim dersiniz. Atıyorum mesela şuradan bir suşi alayım yiyeyim <laughs> olmuyor değil mi ama, ama simit, simit başka öyle bir başka bir şey çünkü. Başka bir şey ama simide de Standart geliyor sevgili Duygu. Ne olacakmış? Şimdi, ben çok anlamadım. E, bu videoda gözlüklüyüm ama okurken gözlüğümü çıkartıyorum şöyle. Şimdi e, Türk Standartları Enstitüsü e, hazırlanan simit standardı var. Şuradan okuyorum. Tasarı halde meslek örgütlerine gönderilmiş. Ne olacak biliyor musun? Simitler. Ne olacak? Şöyle olacak. E, taslak halindeki standarda göre simit, sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak Dörde ayrılacakmış. Allah Allah. Şimdi pastane simidini biliyorum. Yiyorum. Tadı da gayet güzel. Evet. Sokak simidini biliyoruz. Bayılıyorum. Ama yani hamuru, Bu... haşlanmış, hamuru haşlanmış. Bir de doldurulmuş doldurulmuş simit, dolgulu simit. Dolgulu simit. Onu bilmiyorum. Hani böyle içine acaba peynir mi acaba? Sürülen bir simit Ondan mı olacak? Onu bilemiyorum valla. Ee, hep... Hatta çiyalı simit bile olacak çiğ tohumu. A -a. Hani biliyorsun böyle bağırsakları tembel sağlık. olan sağlık için e, insanların daha böyle bağırsaklarını çalıştırıcı işte ne bileyim orada e, bir şeyler olacak üstünde. Mesela böyle simitler de olacak. Allah ha Allah. şimdi simitler Biz bu nasıl sefer Biz bunları. Şimdi görünümünden mutlaka anlarız ama fiyatları ne olacak? He. Aynı mı olacak? Sokak simidi ucuz olacak da dolgulu simit Pahalı mı olacak? Ne Onu olur dilerim. simit çok pahalı olmasın simit. ne olur. Hayır bize acımıyorlarsa Martılara acısınlar. Paylaşamayacağım yani Lütfen artık. Lütfen <laughs> çok pahalı olmasın. Martıya simit atmak ya, artık yani lüks olacak. lüks olacak. Yani böyle bir simit standartizasyonu gelecek. Ben bu hamuru haşlanmış simiti çok merak ettim şu Yo, anda. Ben de merak <laughs> ettim nasıl bir şey olacak. Nasıl bir şey hani olacak? Hani bu işte dörde ayrılan simitler çıktığında bakacağız. Göreceğiz bakalım. Evet. Aa geçen hafta Shakira'dan bahsetmiştik hatırlıyor musun? Sen de demiştin ki ne olmuş ki? Evet, yani böyle evet. Hüz, Pike ile alakalı. Ha, Hı -hı. Konuşamadım. Hüznünü paylaşmıştık evet, o ayrılıkla evet, ilgili. Evet. Şimdi çok fena bir haber var. Çalkalanıyor. Yani hiç bekler miydin Shakira'dan Ben beklemezdim. Hiç beklemezdim. <laughs> İşe gidiyorum filan demiştik. <laughs> <laughs> Acaba ne işi <laughs> filan demiştik. Yani? Aa Shakira toplamı 14,5 milyon euroyu bulan vergi kaçakçılığı iddiasıyla İspanya'da yargılanacak, yargılanacak bir şaka gibi. Evet. Koskoca Shakira. Şimdi e, bu haberi ben yayınımda da verdim. Hani Şakira'dan beklemediğimiz Hiç. hareketler. Acaba hani tamam yargılanacak da bu vergi kaçakçılığı Shakira'nın bildiği bir durum mu? Belki de Acaba haberi yok. Acaba muhasebecisi, lazım. finansçısı mı yaptı da Shakira'nın haberi yok? Bak böyle şeyler çok Olabiliyor, duyduk, gördük yani. Evet, evet. yani. Sen şimdi ünlü birisin. ...ve uğraşamıyorsun onlarla... ...bir muhasebecin var, finansçın var... ...onlar uğraşıyor... E ...onlar da öyle bir şey yapınca... Kadının haberi bile olmamış şimdi, olabilir. tabii yani. eğer kontrol etmiyorsa... ...nereden haberi olsun Şakir Ama nasıl kontrol etsin ki o da yani? Ya, yani konserden şey konser... E ...zaten Pike'den de hay, ayrılmış duygusal bir dönemde baktığın zaman. Nasıl anlatıyor? Zaten Pike'den de ayrılmış. <laughs> Sanki bizim komşu kızıymış gibi Şakira. Zaten Pike'den de ayrıldı. Yani ne bileyim işte ya. Hani bağrımıza basmışız ya Pike ile Şakira'yı. Şakira'mız. Ay, Şakira'mız. <laughs> Beklemediğimiz hareketler ama bunun ardından işte şey o çıkacak. İnşallah kanıtlar. Ihtimal. Eğer İnşallah onun bakalım. bir suçu yoksa ortaya İnşallah. çıksın tabii ki. Evet. Bizi gururlandıran bir durum söz konusuydu geçtiğimiz günlerde. Google hı hı. Uzun, uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek veren Jale İnan'ın görselini sayfasında kullandı. Çok güzel. Çok güzeldi. Şahane ben de bir gördüğümde durum. çok gerçekten hem duygulandım hem çok hoşuma gitti. Jale İnan'ı saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Şahane bir durum. Ee, Jale İnan bilenler mutlaka vardır ama bilmeyenler için de söyleyelim. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Arkeolog olmak çok zor. Yıllarca kazıyorsun bir şey bulmak için. Mesela e, sevgili Tuğçe Akkaş zaman zaman benimle o tür haberleri paylaşıyor. Bakıyorum diyorlar ki mesela 15 yıl kazıldıktan sonra bir metrekarelik işte bir yazıya ulaşıldı. Evet. 15 çok yıl çok emek kazıyorsun mesela. Onca emek. Evet. Ve sonrasında hani belki işte belki bir avuç şey bulamayacaksın ya da çok aynen, küçük, bir şey küçük bir şey buluyorsun bulunuyor. falan. Gerçekten sabır işi. Ee, ve arkeolog olmak da zaten hani sabredenin işi diye düşünüyorum. Aynen. Öyle... Böyle anılıyor olması e, ve bizim bizden birinin Hı -hı. böyle anılmış olması e, tabii ki çok kıymetliydi. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şahane istedik. oldu. Şahane oldu gerçekten. Ay yavaş var. yavaş programın sonuna geliyoruz da. Neyimiz var başka? Program bitmeden şeyden de bahsedelim diyorum. Kim kardeşcan'dan? Elbisesini gördün mü? Evet ya. <laughs> Şimdi neden be? Neden be kardeş yan be? Mesela sen öyle bir elbise giyer misin? Abi yani? mümkün değil. Ben nasıl giyindiğimi görürsün. Rahat olacağım diye sürekli evet. kot pantolon tişört. Ama şimdi acaba Tabii onların böyle giyinmesi mümkün değil. Evet. Tabii ki eyvallah ama hani görüntüleri de zaten izleye izleyecek Şu sevgili an... izleyen, izleyenlerimiz. Şu anda böyle bak. zıplaya zıplaya falan çıkıyordu ilk birkaç merdiveni. Neden? Böyle Bu zıpladı birkaç kez. Neden bu eziyeti kendilerine yapıyorlar? Acaba i̇şte kim kardeşine yani birisi diyor kimcim yani bunu giy. Acayip yakışacak. Bak çok rahat olacaksın. Böyle şöyle çok beğenecekler deyip yani gaza getirip arabaya biniş nasıl? Hop evet. atladı önce sonra <laughs> bacakları çekiyor filan böyle. Yani acaba şimdi, böyle gündem olmak için mi yapıyorlar yoksa gerçekten ben bu kıyafeti beğendim. Ya bunu giyeceğim mi diyorlar? Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Hep sarı sorular, sarı sorular. çizmeli Mehmet daha olsa, hani kim <laughs> hani kimsenin tanımadığı biri olsa Dese ki gündem olayım, şunu giyeyim eyvallah. Ama kim kardeş yani? niye ki ya? Bilemiyorum niye böyle? ki. Ne bileyim? Yani gündemde kalmak için niye böyle bir durum bir elbise? Gündemden düşerim, korkusu yaşıyorlar mı? Ama mıdır ben hocam? şimdi sanatçıların. Ya o nedir öyle, pıt, 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 zıplaya zıplaya merdivenleri çıkıyor filan. Şimdi sen de yani yıllarını vermiş bir yayıncı olarak e, bana hak vereceksin yani. Sanatçıların gündemde kalması için işiyle kalsın. Elbisesiyle değil. Yani giyemediği ya da zorla arkadaşım. giydiği de ve yürüyemediği elbiseyle gündemde kalmaya çalışmasa bu sefer komik oluyor işte. Arkadan komik komik konuşuluyor, eleştiriliyor. Böyle oluyor. İşte ben burayı çözemiyorum. Gerçekten çözemiyorum bak. Yani illa ne olursa olsun gündem olmak mı? Onlar için önemli. Yoksa ya ben albümümü İşimi yaparım. Yapayım. İşte filmimde rol alırım. Onunla o e belki farklı farklı düşünenler vardır. Mesela şöyle bir düşün bak. Candan Erçetin. Yani işte hep değil. Albümü çıkar sosyal medyasında albüm çıktı diye paylaştığını göremezsin. Böyle bir şey yok. Konseri olur konserini paylaşmaz ya da işte öyle böyle. Ferhat Göçer. ilk aklıma gelenler bunlar. Ben bir gün Ferhat Göçer'e sormuştum. Ferhat Bey niye konser işte var. Ayıp olmasın yalçın ya demiştim. Böyle hassas Aa, Böyle bir hassas düşünen İnsanlar var baktığımız zaman sanatçılar var. Bir taraftan var. da işte Kim Kardashian'ın elbisesiyle <laughs> konuşuyor. konuşuyoruz. Konuştuk mu konuştuk, konuştuk ama işte. Vallahi, Konuşuluyor. Yani. Evet. Amaç buysa başarılı oluyor yani. <laughs> Arkadaşım bu haftalık da sonuna geldik. Bitiriyor programı. muyuz? Bitiriyoruz. O zaman bitiriyoruz. Evet. <laughs> Söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Yok. Ben bu de yok, kuaförlerin... Ee, izin günlerinden bahsedecek miyiz? Aa <laughs> evet diyorsun? öyle bir mevzu vardı. <laughs> Yapmayın etmeyin diyenler çoğunlukta. Şimdi ben hanımlar diyor ki pazar günleri tatil olmasa ne yaparız diyorlar. Ama sadece hanımlar diyor ki erkekler de öyle. Bak geçen geçen gittiğimde e, berberim söyledi. Yalçın dedi artık pazar günleri kapalı olacağız. Nasıl ya dedim? Hani pazar günü sizin en çok iş yaptığınız gün değil mi? Evet dedi. Ama kimse bize sormadı dedi. Peki dedim en düşük iş hacmi olan gün nedir sen onu söyle bana. Çarşamba dedi. Hani bize ya sorulsa salı günleri, izin salı günleri kadın, kuaförleri kadın kuaförleri kapalıydı kuaförleri, herhalde. Evet. Ama Çarşamba günleri kapansın zaten iş güç olmuyor o tarih, o günlerde demişti. Galiba ertelenmiş Şu an yani söyledi. bugün en son e, hani bizim programımızı çektiğimiz günde konuşulan Hı -hı. konu şu anda ertelenmiş olmasıydı. Yani net bir şey yok. Henüz karara varılmadı o pazar konusu daha belli değil. O zaman hala pazar günü saç kestirebilirsiniz. <laughs> kuaföre gidebilirsiniz. Haydi pazar günü kuaförlere. <laughs> Peki o zaman bitiriyoruz. Evet. Bu haftalık da programın sonuna geldik. Her hafta CRI Türk YouTube kanalımızda programımızı paylaşıyoruz. Siz de bizlerle olursanız, izlerseniz biz keyif alıyoruz burada olmaktan. Siz de keyif alıyorsunuz umarım. E 0530 666 4777 CRI Türk WhatsApp hattımız programı bitirirken bir kez daha hatırlatalım. Bize ulaşmak isterseniz eğer buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hem oradan hem de aşağıda yorum yapabilirler. Evet. Varsa bir yorumunuz, bir düşünceniz, bir paylaşımınız bizimle paylaşın, yazın. Biz de ona Biz göre. Çok mutlu oluyoruz. Değil mi? Çok mutlu oluyoruz. Ona göre de e, bu yayınlara, videolara farklı şeyler ekleyerek de devamını Önerilerinizi bekliyoruz. Evet, önerilerinizi de mutlaka bekliyoruz. Bu hafta da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.